Geçenlerde Türkiye Yolları'nın lounge'unda bir çekim yapmıştım. Sandalyeler, yerleri çizmiş parkeleri. 2 yıllık daha böyle pırıl pırıl parkeler paramparça olmuştu. Onu satan arkadaş aradı. Abi o videoyu siler misin? Bizim sandalyeler değildir. Markamı kötü biliyorsun. Bak arkadaş, görüyor musun? Bak burası bir kafeterya. Keçeyi gördünüz mü? Anlattığım buydu. Bu gavur değil mi? Bak. Bak. Gördünüz mü? Işır ışır bak. Anlattığım buydu. Şimdi arkadaş diyor ki benim sandalyeler değil, oradaki o sofalar var. Onlar çizmiştir. Yani bilmiyorum, sofamı çizdi veya birileri çatal bıçakla mı çizdi. Türkiye ve yolları gitsin. 2 yılda o parkeler nasıl o hale gelmiş? Bu millete bir anlatsın bakalım. Gördünüz mü? Ah. Bak. Burası bir kafeterya. Bakın bu proje işleri yapan mobilyacı, sandalyeci arkadaşlara söylüyorum. Şimdi bunu sattın. Buraya bak. Bir de çivi doğurdu abi. Burası 4 yıl önce yapılmış ama 2 yıl zaten kapalıydı. Yani her yer var ya. Bak abi, milli servet. Bunun altına keçeli, böyle hışır hışır kumaş gibi burada gezecek bir plastik koysanız bu böyle olmayacak. Biz Amerika'da da bundan çok şikayet var bu. Sert plastik bir de. Yani ayıptır söylemesi, biraz ucuz plastik. İşte böyle bu hale getiriyor. Bakın bunlar, yani milli servet falan, hani o edebiyatı yapmayayım ama çirkin yani. Türkiye yollarını da tebrik ediyorum. Bunlar bakın eski Atatürk Havalimanı'ndan gelen, hatırladım yani, bu koltuklar, sehpalar. Bunlar oranın koltukları. Yüzlerini değiştirmişler, getirip kullanıyorlar. Helal olsun, tebrik ederim. Yani bizim tasarruf ama akıllı mantıklı işler yapmamız lazım. Yani o sandalyeler mahvetmiş. Bak. Bu ya. Bu bunların plastiklerini düzelteceksiniz. Buranın müdürü gel diyecek. Bunları değiştirecek.